Mouse'um burada, bacağımdan bastım. Hepinize merhaba, hepinize selam. Sevdiniz mi bu kamera açısını? İyi mi böyle? Beğendiniz mi? Sonunda size uygun bir kamera açısı bulabildim mi? Eski videolarımı hatırlıyorsunuz değil mi? Gidin buradan 10 yıl önceye, 2013-2014 falan. 2012-2013-2014. O zamanlarda böyle oyun sohbet, oyun haber falan. Size de aynen böyle biraz böyle yukarıdan falan şey yapardım, yayın yapardım, video çekerdim. Belki yeni yayınları da böyle yaparım. İyi oluyor benim için böyle. Aslında biraz şey oluyor. Hareket falan yapmış oluyorum evin içinde. Hareketsiz hayatıma hareket katmış oluyorum bir yerde, güzel oluyor. İki ışığının üstündesiniz şu anda. Kamera düşmez umarım. Ya bu HP 320 kameranın 320 mi neydi bunun modeli ya? Şurada kutusu var, bir dakika bakayım. 300 kaç bu? HP 320 Full HD webcam, bakın bu. Full HD webcam. Bu kameranın şuraya bakayım bir dakika. Bu kamera hakkındaki görüşlerimi hemen size bahsetmedim açıkçası. Alalı 10 gün falan oluyor. O ne onu ya? 10-15 güne yakın oluyor falan. Bahsederim yani. Birazcık böyle deneyimlerimi falan anlatırım size. Yeni bir videoda falan bakarız artık. Şimdi bu videoda sizinle konuşacağımız şeyler böyle ondan bundan oynatma listesindesiniz biliyorsunuz. Ondan bundan oynatma listemde çeşitli şeyleri öyle size şey yapıyorum. Ondan bundan oynatma listesine diyorum ki haberleri de ek dahil mi edeyim acaba? Tek bir liste diye böyle kanalın üstünde bir yerde dursun. 12 tane oynatma listesi hakkımız var ya hani, çünkü bu ikisini çok sık kullanıyorum. Haberler ve ondan bundan, ikisi birbirine karıştığı için farklı oluyorlar falan. Hani ben ileride bir haber videom hakkında telif atmak istediğimde direkt haberler oynatma listesine gittiğim zaman rahat bir şekilde bulayım diye böyle ayırmıştım. Ama zannediyorum ki gerek yok yani. Ben onları ikisini bir tek bir oynatma listesi diye kanala ayarlarım. Bu arada shorts videoları atıyorum dünden beri gördüğünüz gibi. Bir tane daha attım şimdi. Diyarbakır, Adana, Hakkari, Malatya, Edirne, Rize. Netflix'teki bu dizi hakkında falan. Seyrettim de 8. bölümü. Kanser olduğum bir olay oldu. YouTube Shorts'a gidin. Kanalın en tepesine koydum. Bildirim falan gelmiyor onlardan. Bam güm atıyorum yani. Aklınızda olsun. Beşli masa hakkında bir ilginç bir durumlar var. Beşli masa acaba, ya beşli masa mı oldu acaba durum? Beşli masa diyorlar falan. Gördüm demin şeyde, Halk TV'de 33 bin kişi falan canlı yayında seyrediyordu. Meral Akşener bir kavga mı çıkmış, ne olmuş galiba, işte iki belediye başkanı falan mı olsun gibi bir şeyler söylemiş. Tam net değil. Yine biliyorsunuz bilgi kirliliği, internet, televizyon, her yerde böyle. Herkes çıkıyor bir şeyler söylüyor yani. Hani internete bok atıyorlar ama kendileri maşallah yani televizyonlarda görüyoruz insanları. Geçiyorlar orada, çok biliyormuş gibi konuşmalar yapıyorlar falan. Bizler de işte bakıyoruz hani acaba bunlar mı doğru söylüyor bilmem ne diye seyrediyoruz. Ulan biri ayrı bir şey söylüyor, o başka bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Ben de salak gibi karşınıza çıkıp diyemiyorum size. Meral Akşener kavga etmiş, içeride bilmem neyin nesi olmuş, iki tane aday çıkarım demiş falan filan gibi böyle söyleyemiyoruz tabii. Neyse, şu andaki durum bu. Saat 18 oldu, evet tam 18.00.3.2023 günlerden cuma. Yani çok net olmayan görüşler var. Mesela şey de yaptım. Aramaya yazıyorum beşli masa diye. Galiba ayrılma durumları mı oluyormuş? İstifa durumları falan oluyormuş. E-Devlet çökmüş galiba bu istifalarla alakalı falan. Niye E-Devlet çöküyorsa onu da anlamadım. Anlamadım. Bir parti yani istifa ediyor diye kaç kişi istifa etmiş? Anlamadım ki. Ne olacak ki yani? 100 kişi mi etmiş? Nasıl E-Devlet çöker ya? Çözemedim o kısmını. Anlayamadım. Ne var acaba? Yazarsınız. Pek bilgim yok açıkçası ya. Ben çamaşır bulaşık yıkıyorum içeride. Bak sesi geliyordur belki size. Çamaşır makinesinin. Etrafı falan işte temizliyorum, ediyorum. Masayı falan şimdi temizleyeceğim. Şunları falan toplayacağım. Yeri meri sileceğim. Bilmem ne yapacağım. Pazartesi günü annemler geliyor. Daha doğrusu yani İstanbul'a geliyorlar. 10 günlüğüne falan kalacaklar. İşte babaannemi falan göreceklermiş. Ondan bundan dayız bu arada biliyorsunuz. Öyle dandun anlatıyorum bir şeyler. Evet ben öyle yapayım. Ya haberleri buna dahil edeyim. Shorts'lara bildirim gelmiyor bu arada. Geliyorsa yazın lütfen aşağıya. Hani shorts videolara bildirim geliyorsa bileyim ben de. Gelse ne olacak? Bilsem ne olacak? Bilmesem ne olacak? Şu ana kadar bildirim geliyordu da bu videolara çok mu bildik de bir şeye yaradı yani? Bir geliyor bir gelmiyor. Bir geliyor bir gelmiyor. Neyse. Onun dışında ne konuşacaktım başka? Şey muhabbeti var ya. Antivirüs muhabbeti var ya. Şimdiye kadar antivirüs programı... Ulan 42 yaşına geldim. Antivirüs programı hayatımda gidip de satın almadım ya. Hep böyle çoğumuzun yaptığı gibi bilgisayar yavaşladığı dönemlerde bir şey hissettiğimde, habire böyle crash yaptığında, bozulduğunda falan filan gidip böyle bilgisayara şey yapıyordum. Öyleyim ben yani, hani 1-2 yılda bir tane bir deneme sürümü bir şey yüklerim falan. Norton olsun, o anti ne varsa artık işte ne bulursam.
Ama diyorum ki acaba bu kadar böyle şeyin olduğu bir dönemde, sürekli böyle maillerle insanların taciz edildiği bir dönemde, buna ben de dahilim, muhtemelen aranızda birçok arkadaşımız da öyledir. Bu .cz isimli mailler var. Her gün geliyor, her gün. YouTube'a girerseniz göreceksiniz. Scam mailler falan diye böyle tıklayacaksınız da siz ona sizin işte Google hesabınızı, account'unuzu çalacaklar, salaklar falan. Yer mi İstanbul çocuğu? Ondan sonra dikkat edin yani, öyle tıklamayın zırt pırt şeylerinize. Abi de nerede ne görürseniz falan. Bak tıklayan insanları görüyoruz, zırt pırt zırlıyorlar. Tıkladım kanal gitti falan diye. Buradan hepsini öpüyorum bu arada. Ne AH yapıyorum buradan çaktırmadan kendini. Antivirüs programı acaba diyorum bu tiplere karşı almalı mı? Yani kim bilir, belki bir gün sen bir şeye basmasan da olabilir. Olabilir yani, belki öyle bir teknoloji de geliştirirler bunlar. Gerçi bir şey değişmiyor. Bir şeylerin hacklense de, bir şeylerin bilmem ne olsa da, nasıl olsa geri alıyorsun ya bir şekilde falan. Mevzu değil yani. Ben de bundan muzdaribim yani. Şu ana kadar çok böyle deneyen falan oldu. Muhtemelen bu videoyu söylememle de deneyecek olanlar olacak falan. Klasiktir bu iş. Artık günümüzün kötü şeylerinden biri bu. O yüzden bir antivirüs yazılımı almak zannediyorum faydalı olabilir. Hani böyle yıllık planlar var ya, 60 lira, 100 lira, 150 lira, 200 lira, 300 lira, neyse. Şeyi bayağı bir önerdiler. Norton'u falan önerdiler. Bilmiyorum ki. Çok var öyle şimdi. Hemen başlarsınız. Kaspersky öneriyorum. Norton öneriyorum. Yok işte McAfee öneriyorum. Avast öneriyorum falan. Biliyoruz, anladık, tamam. Belirli var öyle. 5-10 tane program var falan. Bakmak lazım hangisini ne sunuyor falan. VPN sunuyormuş bazıları. Ulan Türkiye'de VPN kullanmak yasal mı? Bilmiyorum ki yani. VPN'i de niye kullanalım ki yani? Opera kullanıyoruz. Opera'da var zaten. Hani orada kendinde var. Ya da ne bileyim işte başka browserlar var. Epic Browser var mesela bende, onda da var falan kendinden. Neyse, antivirüs alıp almama konusunda biraz şeyim, kararsızım. Ne yapacağım bilmiyorum. Zoom'la Skype mevzusu beynimi yaktı. Dün babamla konuşuyorum. Babamların ev sahibi olduğu apartmanda bir toplantı yapılacakmış. Fakat 60 yaş üzeri insanlar oldukları için genelde çoğu. İçlerinden bazıları demiş ki biz Zoom kullanıyoruz falan demişler. Babam dün bana yazıyor. Şu Zoom'u yükle de bir konuşak falan diyor. Ulan bir yükledik, konuşamıyoruz bir türlü, kafayı yedim. Skype'tan konuşalım dedim bari. Skype'tan konuşamıyoruz. Telefonu yüklüyorum, ses gitmiyor. Lan bilgisayara, tablete geçtim, olmuyor. Laptop'tayım, bakıyorum ses gitmiyor. Niye gitmiyor diyorum bu ses. Mikrofon da açık, orada tanıyor da. Mikrofon şeyi oynamıyor, barı oynamıyor Skype'ta. Allah Allah dedim, ne garip ya. Sonra bilgisayara geçtim, bilgisayarda aynı şeyi denedim. Gittim Zoom yükledim falan filan, Skype falan. Allah Allah, hiç kullanmayız öyle şeylerde. Skype'miş, Zoom'muş, chat'miş, yürütmüş. Yani genelde annem babamla WhatsApp'tan konuşuyorum, görüşüyorum. Bir türlü beceremedik ya. Meğerse izin falan vermek gerekiyormuş Zoom'da. Daha sonra Zoom'a falan geçtik. Ya diyorum ki sen bu Zoom'u nereden yükledin diyorum babama bir süre sonra. İşte bu Zoom'u ben diyor işte Microsoft Store'dan indirdim diyor. Kendi sitesinde diyor, oradan diyor APK falan olarak iniyormuş. Ulan dedim APK ne, şimdi patlamayalım. Neyse yani böyle karışık şeyler. Ha bile bir sürü programlar çıkıyor böyle. Yok Microsoft Teams'miş, Microsoft bilmem neyin nesiymiş, Skype'miş, Zoom'muş, Chat'miş, Jurt'muş. Şöyle bir tane tekel bir program çıkamadı ki şöyle onu kullandım. Bu yaştan sonra kalkıp yani 60 yaşındaki insanlara da Gilded yükle de diyemiyorsun. Yok Discord. Zaten onu kimseye önermiyorum da. Gilded falan yüklesen tamam da. O kadar rezil insanlar olduğu için o şeyde. 30 kişi falan girecekler. Zoom falan bilmem ne. Yani durumlar bunlar işte. Başka ne diyeyim? Başka bir şey yok ya. Başka ne vardı burada? Kaçırdığım bir şey var mı? Size anlatacağım. Yok. Şimdilik yok. Neyse ondan bundan işte konuştuk yine. Hadi bay bay, görüşürüz. Nereden kaldım?